babacığım. Bizi dinler misiniz lütfen? Bize yardımcı olan otobüsü böyle yanaştıracağız. Şakulak olsun, başeyde bu senin bayramın olsun. Külünde büyüyen Anadolu'sun. Geliyor kılıçlar, kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Geliyor kılıçlar, kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Başla sizin. Sizlere böyle otobüsün ön tarafına lazım lütfen. Otobüsün ön tarafına gelebilirsiniz. Kılıçlar çekildi bu bir düello. Kısa çöp uzun çöpte hakkın olacak. Karanlığın sonunda güneş doğacak. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Otobüsün üstünden Kemal Kılıçdaroğlu bir hayırda çok hayırlar vardır diyor. Genel Başkanımız sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Teşekkür ediyor Genel Başkanımız sizlere. Ben halkın iktidarının Genel Başkanıyla halkını baş başa bırakıyorum sevgili bayanlar. Bir hayırda çok hayırlar vardır diyor Genel Başkanımız. Her hayır Türkiye'ye hayırlar getirir diyor. Sevgili Bolyanlar, hepinize merhaba diyorum ve işte saygılarımı gönderiyorum. Sizinle dertleşmeye geldim. Ne yapacağız ya? 8 yıldır, tam 8 yıldır hükümeti yönetiyorlar. Tam 8 yıldır fakir fukara garip kuraba dediler. Bari, 8. Ya. Yılın sonunda şuraya geldik. Vatandaş yine fakir fukara, yine garip kuraba, beylerin cebi doldu, biraz da havuzlarda oturuyorlar artık. Siyasetin temiz olmasını istiyor musunuz? Kul hakkı yemeyenlerin meclise gitmesini istiyor musunuz? Parlamentoda hayali ilacatçı milletvekili olmasın diyor musunuz? Hırsız milletvekili olmasın diyor musunuz? O zaman bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki artık yeter. Söz milletin artık yeter. Biz bu anayasada hayır diyeceğiz çünkü halkın çıkarlarını savunacağız. Halkla beraber yürüyeceğiz, önce halk diyeceğiz. Şimdi şunu merak ediyorum. 8 yıldır yönettiler. Sayın Başbakan dedi ki biz iktidara geldiğimizde 2002'de kişi başına gelir 2500 dolardı. Şimdi kişi başına gelir 10 bin dolar oldu diyor. Şimdi soruyorum her Balyalı kardeşime
Sizin 8 yılda geliriniz 3 kat arttı mı? O zaman bir soru soracağız Recep Bey'e. Allah aşkına 2500 dolardan 10 bin dolara çıktı diyorsun. Peki kimin geliri arttı? Halalı mı geliri arttı? Kim köşeyi döndü bu memlekette? Onun için soracağız. Sandık önümüze geliyor, soracağız. Eğer sorarsak bilin ki artık bu ülkede demokrasi yerleşmiştir. Hesabını sorarsak bilin ki artık halkın iktidarının ayak sesleri geliyor demektir. Onun için çekiniyorlar. Onun için korkuyorlar. Bunlar anayasa değişikliğini niye yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki yakında halkı düşünen, halkın çıkarlarını düşünen, yolsuzluğa bulaşmamış, yalana dolana bulaşmamış, vatandaşın hakkını koruyan birileri gelecek. Bizden hesap soracak, en iyisiniz bir yargıya el atalım, kendi yandaşlarımızı mahkemeye hakim olarak tayin edelim. Bizden hesap sorarlarsa hakim bizi beraat ettirsin. Buna evet diyecek misiniz? Hayır! Evet diyecek misiniz? Hayır! Onun için geliyoruz bir noktaya. Bu anayasa değişikliği çiftçinin sorununu çözüyor mu? Hayır! İşçinin sorununu çözüyor mu? Hayır! Üreticinin sorununu çözüyor mu? Hayır! Yolsuzlukları engelliyor mu? Hayır! O zaman oyunuz hayırlı olsun diyeceğiz. Başka ne diyelim? Hayır, hayır. Oyunuz hayırlı olsun. Bakınız, bir adam, bir milletvekili halka hesap vermekten niye korkar? Niye korkar? Halka hesap vermek namuslu bir görev değil midir? Halka hesap vermek siyasetin görevi değil midir? Efendim? Halka hesap vermek efendim Ali? Siyasette temizliğin Ali anlamına gelmiyor mu? Temiz siyaset değil mi? Kimin? Niye dokunulmazlıkları kaldırmıyorlar? Korkuyorlar. 31-35-12. Evet. Bizi açıktır. Balkondan izleyen vatandaşlarıma, tamam. Burada bir oturan bayanlara, bacılarıma soruyorum. Dokunulmazlıkları kaldırmaktan niye korkuyorlar? Demek ki sırtınızda kambur var. Demek ki hesabını veremeyeceğiniz bir şeyler var. Demek ki vatandaşın cebine el attınız. O zaman dokunulmazlık yoksa evet de yok diyeceğiz. Önce dokunulmazlığı getir, önce millete hesap ver, ondan sonra anayasayı düşünürüz. Bizim siyaset anlayışımızda şu var. Biz temiz siyaseti savunuyoruz ve şunu söylüyoruz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset hizmet aracıdır. Siyasette halka hizmet edersiniz. Bunlar mağdur edebiyatı yaptılar. Fakir fukara edebiyatı yaptılar. İktidar oldular. Hizmeti unuttular. Mağrur oldular. Vatandaşa hükmediyorlar. O hükmetmenin sonucu olarak da şimdi anayasayı değiştiriyorlar. Biz size söz veriyoruz. Biz hükmetmeyeceğiz. Halka hizmet edeceğiz. Hizmet etmeyi de bir görev sayacağız. Bakınız, bizim Türkiye'miz çok güzel. Bakın, güneşimiz güzel, toprağımız güzel, bereketli, insanımız var, çalışkan. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Bu kadar güzel bir Türkiye varken niye dışarıdan bize et getiriyoruz? Bizim çiftçimiz üretemiyor mu? Yani bizim çiftçimiz beceriksiz mi? 10 milyon dolar vereceksin, 12 milyon dolar vereceksin, 600 milyon dolar vereceksin, dışarıdan et getireceksin. Ya bırak
O parayı bizim çiftçimize ver, daha fazlasını üretir. Niye vermiyor? Biz biliyoruz ki bu memlekette her şey olur. Yeter ki temiz siyaset olsun. Herkesin karnı doyar. Yatağa aç çocuk girmez. Hepimiz birbirimizi severiz. Açlığımızı gideririz. Yoksulluğumuzu gideririz. Yeter ki temiz siyaset olsun. Yeter ki düzgün siyaset olsun. Yeter ki siyasetçi halkı düşünsün. Önce halkın çıkarlarını savunsun. Önce halk zenginleşecek ki bu memleket düzelsin. Budur işin özü. Burada çok sayıda emekli var. Öyle mi? Emekliler memnun mu? Ama Recep Bey diyor ki emekliler yaz tatillerini yurt dışında geçiriyorlarmış. Öyle mi? Yani siz yurt dışına gezmeye gitmiyor musunuz aldığınız emekli aylıklarıyla? AKP! AKP cebini doldurdu. Yakınlarının cebini doldurdu. Herkesi, yakınlarını zengin etti. Mağdur olan emekliler oldu. Ve emekliye bir kanun çıkardılar. Bir kanun çıkardılar. Dediler ki emekliye milli gelir artışından pay verilmez. Niçin? Emekli memleketin ikinci sınıf vatandaşıdır dediler. Emekliler ikinci sınıf vatandaş olmayı kabul ediyor mu? Hayır! Kabul ediyor mu? Hayır! Eğer ikinci sınıf vatandaş olmak istemiyorsanız sizi ikinci sınıf vatandaş konumuna getiren ve bunun içinde kanun çıkaran Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sandıkta dur diyeceğiz, tamam mı? Demokrasi, demokrasinin özü şudur. Vatandaşın hakkını korumayan, emeklinin hakkını korumayan, çalışanın hakkını korumayan, işçinin hakkını korumayan, üreticinin, çiftçinin hakkını korumayan siyasal iktidara ders vermektir. Ders sandıkta verilir. Önümüze sandık geldiğinde ders vermeye hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Balyayı biliyorum. Burada halkın iktidarı var. Bir iki sefer kaptırdık ama bu sefer belediye başkanımız burada. Evet. Evet. Başkan. Thank you.
Taşıdı ama icra memurunu burada bıraktı. Öyle değil mi? Çünkü icra işleri arttı. Vatandaş borç içinde. İcrayı takip edecek. Ama bu Recep Bey 2002'de diyordu ki ben bütün faizleri sileceğim, sadece ana parayı alacağım. Eğer ben bunu söylemedim diyorsa çıksın televizyonlara desin. Ben Balıkesir'de gittim çiftçiye, dedim ki faizini sileceğim, ana parayı sadece alacağım. Demedim desin, belgeyi onun yakasına ben iyileştireceğim. Söz veriyorum size. Bir başbakan verdiği sözü tutmazsa o başbakan halka doğruları söylemiyor demektir. Bir başbakan verdiği sözün arkasında durmazsa o başbakana bizim halkımız yiğit adam diyemez. Siyasetçi söylediği sözü bilecek. Yapamadığının sözünü söyleyecek. Ben bunu yapamam diye. Ama bir şeyi yapacağım diyorsa onu da yapmak durumundadır. Onun için biz diyoruz siyasette halka güven veren bir siyaset, temiz bir siyaset, düzgün bir siyaset, halkı düşünen bir siyaset istiyoruz. Temel hedefimiz budur. İki ve arazileri burada da sorun değil mi? Evet. Dünyanın icra parasını ödüyorsunuz. Vatandaş diyor ki babamdan dedemden kaldı. Biz buraları ekip içiyoruz. Bizden para istiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi geçen yasama döneminde anayasa değişikliği için geldi. Biz dedik ki İki bir arazilerini eken biçen köylüye bedava veriyorsanız el kaldıracağız. Bedava vermeyeceğiz, satacaksanız biz buna karşıyız. Ve yapmadılar. Biz size söz veriyoruz. İki bir arazilerini geçireceğiz. Onu eken biçen köylüye de ücretsiz vereceğiz. Zaten onlar bu. Yani geçmişte bizim genel başkan söylemişti. Toprak ekenin su kullanın diye. Bizim felsefemiz değişmedi. Biz gene alttan yanayız. Eğer halkımız bir toprağı ekiyorsa, biçiyorsa,
alın teri döküyorsa, oradan gelir elde ediyorsa, kullandığı toprak ona helal olsun diyor. Aranızdan ayrılıyorum. Bizi bekleyen dostlarımız var. Buraya ilk kez bir politikacı olarak geliyorum. İnşallah sizlerin oylarıyla buraya ikinci kez başbakan olarak geleceğim. Ama bizim başbakanlığımız Recep Bey'in başbakanlığına benzemeyecek. Biz halkın başbakanlığını yapacağız. Halkın çıkarlarını savunacağız. Biz öyle uzaktan kumandayla başbakanlık yapmayacağız. Birilerinin çıkarlarını savunmayacağız. Önce halk diyeceğiz, sonra da halk diyeceğiz. Bu kadar güzel bir ülkede her şeyimiz var. Az önce söyledim, toprağımız var, güneşimiz var, insanımız var, üniversitelerimiz var, mimarımız, mühendisimiz var, çiftçilerimiz var. Bu kadar güzel bir ülkede neden herkes mutsuz? Niye kimse geçinemiyor? Niye herkes şikayetçi? Tek bir nedeni var. Tek bir nedeni var. Türkiye'de siyaset temiz değil, siyaset vatandaşa hizmet etmiyor, nedeni budur. Bunu değiştireceğiz. Geleceğim. Hepinize gelecekte güzel bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Umutlu bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Gelecek kaygısı olmayan bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Huzur içinde yaşanan bir Türkiye istiyoruz. Herkesin mutlu olduğu, kardeş olduğu, şu veya bu şekilde ayrılıkların, gayrılıkların derinleşmediği, herkesin alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye istiyoruz. Bu Türkiye'yi beraber yaratacağız. Yarattığımızı da hakça bölüşeceğiz. Böyle bir Türkiye istiyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum Genel Başkanımız. Sizlere sevgili bayanlar, ilginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor. Bir hayırda çok hayırlar vardır diyor. Teşekkür ediyorum Genel Başkanımız, sizlere sevgili manyalar. Kılıçlar çekildi, bir düğün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyor. Bu cümbalarda sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor Genel Başkanımız. İlginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor. Hayırda çok hayırlar vardır diyor Genel Başkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu her hayırda Türkiye'nin hayırına diyor.
olacak diyor. Kardeşçe yaşayacağımız bu coğrafyada barış türkülerini söyleyene kadar yürüyeceğiz diyor. Kısa çöp, uzun çöp de hakkın olacak. Kırın sonunda güneş doğacak. Kazan kurusu bugünler bitecek diyor. Hem temiz hem de düz. Aydınlık günler gelecek diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Başbakan Zeybun. Hem temiz. Başbakan Zeybun. Saygıyla geliyoruz, sevgiyle geliyoruz, üretmek için, hakça dövüşmek için, devrimci, halkçı kimliğimizle geliyoruz. Onurlu ve güçlü bir Türkiye için, karanlıklara ışık olmak için geliyoruz. Bir ağaç gibi tekvehür ve bir orman gibi kardeşçe, bütün Türkiye ile kucaklaşmak için geliyoruz. Sosyal demokrasinin umudu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, halkın iktidarının genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyor. Bugün Balya'da genel başkanımız sizleri saygıyla selamlıyor. Geliyor, geliyor, Kemal Paşa geliyor. Teşekkür ederiz. Bize teşekkür ederiz. Merhaba. Nasılsın? İyi hocam. Allah'a yük versin. Niye içeri girmedin bizim pozları anladın sen ya? İçeri girmedin lan. Ne bileyim. Ya, beni de koydu değil mi ki? Seni de koydum abi. Ya bunu da koysun. Evet, aynen. Koş bakalım. Sağ ol. İsa Hoca, Sinan Hoca. Münazıma da resimden alalım. Tamam, resim de var. Resim de çekiyorum zaten. Hadi oğlum, hadi gidiyor. Hadi, hadi işimiz var. Hadi, hadi. Başbakan Temur. Hadi gidin gale. Abi sen ne yapıyorsun? Başbakan Temur. Ya bunlar sizde bunları çıkıyor. Bunları bize. Koy başına ya. Hadi. Neredesin? 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 Öf, şu sigara duvalı. Olacağım, bizi görmedi bugünlere bak. Ya. Adamet gelme. Ha? Ayrı yok. Yok, şey yok. Hadi hoş geldin. Kanından geliyor mu? Kanı açtı. Ben beygirciyim, makara Ne yapıyorsun?
oldu lan? Ne yiyor millet? Hadi bakalım. Salim nerede? Bak yemek var. Geliyor mu Kılıçdaroğlu? Devam ediyoruz arkadaşlar.